Herkese merhaba, ben Tuğçe Audoire ve bugün sizlerle meşhur çizim ve sofra serimizin artık 13 mi 14 mi kaçıncı bölümde kaldık bilmiyorum. Bayağı bir uzun süre oldu çünkü ara vereli. Ama yeni bölümüyle sonunda karşınızdayım. Hikayemize kaldığımız yerden devam ederken bir yandan da meşhur eskiz defterimi, meşhur uçlu kalemimle bir şeyler çiziktiriyor olacağım. Yani aklıma gerçekten hiçbir şey gelmedi. Düşündüm. En son dedim ki ya Tuğçe fazla kasma yoksa çekemeyeceksin videoyu deyip böyle kız figürleri, işte portreler, işte profilden, önden, yandan, belki figür falan derken karışık bir şeyler çizeceğim. Eğer sizin aklınızda orijinal bir şey gelirse bir dahaki bölümde bunu çiz Tuğçe diyeceğiniz, lütfen bana aşağı yorumları bırakın. Neyse lafı daha fazla uzatmadan hemen hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Ama hikaye başlamadan önce sizden yoğun istek geldi. Tuğçe bir önceki bölümlerde ne olmuştu? Özet geçsene unutuyoruz artık dedi. Bir de aradan 2 ay falan geçti son bölümde arasında. Şöyle hemen Küçük Hamsi'nin önceki bölümlerinde diye özet geçeyim size. Karadeniz'in soğuk sularından Eskişehir'in çorak topraklarına göç eden Hamsi düştüğü folklor batağından kurtulmak isterken çareyi resim kursunda bulmuştur. Ve o gün bugündür olur da folklor tekrar kapım çalarsa korkusuyla resim yapmayı hiç bırakmamıştı. Daha sonra hasbelkader bir şekilde animasyon bölümü okuyormuş gibi yaparken hayatını daha da ilginç kılmak için Erasmus'ta Çek Cumhuriyeti'ne göç eden Hamsi kan davalısının kızıyla aynı odaya düşmüş. Ama sanki töre dizisindeymiş gibi. Çünkü biliyorsunuz ki hayatım genel olarak böyle bir saçma bir dizi tadında ilerliyor. Bu arkadaşla aşık olmuş, çok iyi bir arkadaş olmuş, nişanlanmış, evlenme yolunda hızla ilerliyorduk. Ya bu kısımlar tabii ki de saçma ama gerçekten çok uzun süredir tanıdığım, başta böyle negatif duygularla yaklaştım ama sonunda böyle çok güzel bir arkadaşlığa dönüşen bir ilişkimiz olmuştu. Bu Erasmus'ta aynı odada kaldığımız süre içinde Hayriye Hanım nickname'iyle bahsettiğim arkadaşımla. Velhasıl en son Hamsi'mizi hatırlıyorsanız hafiften moralsiz, birazcık sarhoş, kayıp üşümüş, yorgun ve umarsızdı ve gece yarısı yurdun yeri değiştiği için kaybolmuştu ve ne yapacağını bilmiyordu. İşte saatte muhtemelen 4 falandı, yani böyle gün doğdu doğacak. Gün doğsa zaten her şey daha kolay olacaktı ama karanlıkta gerçekten yönümü bulamıyordum. En sonunda orada böyle sanki Avatar'daki o büyük hayat ağacı var ya, onun hiç alakası olmayan ama benim kafamda nedense bu hayat ağacı ne kadar da güzel diyeceğim. Böyle caddenin kenarında kocaman bir ağaç bulup onun dibine gidip oturdum. Kara kara ne yapacağımı düşünüyordum. Hatta sizden de ne yaptım acaba bir tahminde bulundum falan diye size sormuştum. Tabii ki de doğru tahmini tutturan olmamış. Çünkü ben her genç kızın yapacağını yapmayıp çok mantıksız kararlarıma yeni bir mantıksız karar ekleyerekten en iyisi ben şu ağacın kenarında bir 5 dakika kestireyim, sonra uyandığımda bir istişareye yatayım, belki uyandığımda yurdun yeri tekrardan değişmiş olur mantığıyla böyle hafiften oturup orada kestirdim. Neden? Çünkü ben istiyorum ki işte orada ne bileyim uyuşturucu kaçakçısı, silah kaçakçısı, organ mafyası falan birisinin eline düşeceksem işlerini zorlaştırmayayım. Yazık onların da işte işleri çok zor diye böyle rahatça yatıyorum ki sokağın ortasına, ağacın dibine, her şey çok kolay olsun diye. Ama şöyle bir şey var, sanırım dışarıdan bakıldığında eksi 20 derecede ağaç dibine yatan birisi genel ortamdaki en tehlikeli kişi sayılacağı için kimse bana bulaşmadı. Zaten etrafta çok insan yoktu. Dediğim gibi şehrin nüfusu eksi 10 falandı. Derecesi değil, nüfusu. Çünkü evet, olan insanlar da kayboluyordu. Öyle değişik bir şehirdi burası gerçekten böyle. Demiştim ya size, Biennial gibiydi. Sanki hayat bizi test ediyormuş. Bir Truman Show'un içine düşmüşüz gibi hissettiğimiz çok an yaşıyorduk. Bu da onlardan biriydi. Neyse orada oturdum herhalde bir 15 dakika falan böyle kestiriyormuş kestirmiyormuş arasından. Bir beynime restart attıktan sonra kalktığımda gözlerimi açtığımda etraf birazcık daha aydınlanmıştı ve ben yepyeni bir Tuğçe olarak yurt hemencikti şuradaydı de gerçekten de 100 metreyle kaçırmışım. Hayır, sanki orada hipodromda açış yapıyordu, 100 metreyle kaçırmış. Yürüyorsun o kadar, neyi kaçırdın acaba? Yani bir yan yola geçsem zaten böyle yurda doğru dimdik böyle bir yokuş tırmanacakmışım. Nasıl kaçırdım aklına hiçbir fikrim yok. Neyse en sonunda gecenin sonunda artık yani sabah olurken böyle üstümden başımdan yapraklar, kurumuş yapraklar sarkaraktan odaya gittim, yatağa yattım. Sabah kalktığımda Hayriye Hanım'la birbirimize baktık ve bu yapraklar da neyin nesi, aman Allah'ım ne oldu diye Hangover filmindeki gibi böyle cebimden çıkan şeylerden dün akşam ne oldu acaba hikayesini böyle tamamlamaya çalışacaktık ki çok da gerek yoktu. Çünkü cebimden çıkan bir şey yoktu. Sadece her yer yaprak doluydu. Gerçekten kuru yapraklarla nasıl bir kamufle olduysam yürüyen bir çalı gibi dönmüş olabilirim yurda. Çok da emin değilim bu kısımlardan. Gerçekten çok karanlıkta, ondan emin değilim. Yani başka bir sebebi yok. Neyse o günden sonra dedi ki bundan sonra en iyisi partilere işte sıkıldıysak da beraber ayrılalım. Tek kişi bir şekilde çıkmayalım. Olmuyor hani. Kapasitemiz, IQ level'ımız eve tek başımıza dönmeye 40 metrekarelik alanda bile yetmiyor. Bu alanda bile kaybolabilme kapasitemizin olduğunu görmek bizi ne kadar mutlu etse de şaşırsa da bir yandan da korkutmadı değil. Neyse bunun dışında okul gerçekten güzel gidiyordu. Artık size bahsettiğim o senaryosunu tamamlayacağım filmin senaryosu bitmişti. Karakter tasarımını yapmıştım, storyboard'u çıkarmıştım ve inanılmaz heyecanlıydım. Gerçekten onca zaman böyle yani okuduğum seneler boyunca her sene neredeyse bir film yaptık ama hiçbir zaman böyle detaylandırarak bir şey yapmaya çalışmamıştım. Çünkü hani o yapabilitem olduğunun farkında bile değilim. Meğer o yapabilitem varmış, böyle storyboard falan çıkınca, ortaya karakterler çıkınca, İşte bu mantığını oturtturup bunun nasıl işleyeceğini birazcık daha içine girince, yani aslında yapmaya başlayınca, yapabilitemin olduğunu fark ettikçe böyle daha da heyecanlanıyorum. Daha hızlı falan yapıyordum. Bir de Hayriye Hanım da çok destek oluyordu zaten bu konuda, böyle o daha şeyde, o daha yatkındı bu film çıkarma konusuna. Bana da böyle tiyolar falan veriyordu. Yaparsın, edersin, aslansın, kapransın falan diye gaz veriyordu falan. Gidiyorduk öyle. Desen derslerine arada bir gidiyorduk işte. Hava eksi onun üstüne çıkınca gidiyorduk. O altına inince gitmiyorduk ki, genelde altında olduğu için genelde gitmiyorduk aslında. Hocanın bununla ilgili bir sorunu yoktu. Yüzme dersine zaten başlamadan bırakmıştık, hatırlıyorsan. Bunun dışı bir tane multimedya dersimiz vardı. Haftada bir ona gidiyorduk işte, bu after'a kod yazacağım ben. After'a içine after'ı sanki Inception'ın kafasına yaşayan hocamızdan bayağı güzel şeyler de öğreniyorduk. Ama tabii ki de en güzeli animasyon hocamızdı. Bu tonton, hani Noel Baba'ya benzeyen, o ona konuşuyor, üçgen biçiminde birbirimize böyle translate ederekten geçen derslerimizde birbirimizi hiçbir şey anlamasak da sürekli böyle gülüp eğlenip birbirimizi böyle yanaklarını sıktırma isteğiyle böyle yanıp tutuştuğumuz çok güzel toplantılarımız oluyordu. Ama doğruyu söylemek gerekirse günün çoğunda odadan çalışıyordum. Ben Hayriye Hanım da işte okula gidip Sintik'te çalışıyordu. Yani günlerimiz böyle geçiyordu. Zaten sabah kalkıyorum, 11-12 falan olmuş oluyordu. İşte gece 3'e 4'e kadar oturuyorduk, çalışıyorduk, sohbet ediyorduk. Silitbang dinliyorduk. Çünkü Silitbang bir yaşam tarzıydı bizim için. Sonra yatıyorduk. Bu arada tabii ki de partiliyorduk. Hani bu planın içinde ne kadar şu anda bahsetmemiş olsam da nasıl unuttum hayatımızın büyük bir parçası olmasına rağmen. Haftada 3-4 günde işte dışarıcık partiliyorduk. Bir Erasmus'unun yapması gerektiği gibi. Tabii ki de böyle her şey çok güzel akıp gidiyor. Ah canım, gelişmeler oluyor falan. Ne ayak Tuğçe, nerede negatiflikler, nerede hani madalyonun öbür yüzü, niye böyle çok mutlu anlaşıyorsun derseniz hemencik bahsedeyim. Birinci dönemin artık sonuna geliyorduk. Ben orada bir dönemde gitmiştim. İkinci dönem dönüp Türkiye'de okulu bitirmem gerekiyordu. Ama tabii ki de dönmek istemiyordum. Benim bayağı hoşuma gitmişti. Orada kalıp filmi direkt orada bitirmek istiyordum. Türkiye'ye döndüğümde aynı filmi kabul eder mi hocalarım, sıfırdan yeni filme mi başlamam gerekecek? Dersleri saydırabileceğim mi? Okulu uzayacak mı falan filan diye bir mantığına girememiştim ve gerçekten Erasmus daha yaşayamamıştık. Yani daha hiçbir yeri gezememiştik. Böyle yaz ayının böyle cıvıltısını falan hissedememiştik. Çünkü Çek böyle geldiğimizde 10 dereceydi. Sonra direkt eksi 10'a düştü. Sonra eksi 40'lara kadar gidip geliyordu böyle. Buz gibi bir ortamda. Daha hani tam böyle aa neredeyim ben derken sonuna gelmişiz gibi bir şey olmuştu böyle. Filmi anlamadan bitmiş gibi oluyordu. Onun için tabii ki de ikinci dönemde kalmak istiyorduk. Ama okuldan hibe çıkıp çıkmayacağı belli değildi. İşte bu da bayağı stresliydi. Bir de tabii okulun kabul de etmesi gerekiyor, oradaki okulun. Biz bu arada evrakları falan yaptık. Hayriye Hanım'la ikimizde de ikinci dönem kalmak istiyorduk. Oradaki okula başvurduk. Böyle bekle, evrak topla, öde öde derken okul bizi kabul etti. Yani ikinci dönemde istersek ve Türkiye'de okulumuz hibe verirse, yani ödenek çıkartırsa İkinci dönemde kalabilecektik. Tabii o Türkiye'de bunu da kabul etmesi falan gerekiyordu. Vizelerin falan halledilmesi gerekiyordu. Biraz yani evrak müvrak böyle gıcık, gereksiz, problematik şeyler vardı önümüzde. Ne kadar heyecanlı değil mi? Bir yandan da stres işte. Hani geleceğin belirsizliği, bilmiyorum size. Beni çok stres sokar belirsiz olan şeyler. Böyle hep netlik isterim olabildiğince en azından. Bir de hani kısa vadede bir şeydi artık, hani Kasım bitiyor, Aralık ayındayız. Sonra Noel tatili olacak. Sonra zaten dönem bitiyor. Bizim o sırada hani Türkiye'ye dönüp vizeyi halletmemiz falan gerekiyordu ama zaten benim Türkiye'ye dönmem gerekiyordu. Bir dönüş biletim vardı ilk dönemin bitişi için. Ama bu arada benim bu Amerika'da arkadaşım vardı ya, bir tane road trip yapmıştık beraber. O Türkiye'ye gelecekti. Onu da Türkiye'yi gezdirecektim işte. O nasıl beni Amerika'dayken gezdirdiği gibi. Sonra da işte beraber böyle minik bir seyahat yapacaktık. Böyle güzel bir planımız vardı. Hani benim Erasmus aslında bitirmeden hafiften böyle bir Avrupa'yı da göreyim kafasında böyle planlanmış, böyle bayağı düşük bütçeli, Ryanair sağ olsun, işte Couchsurfing sağ olsun, kalmaya ve ulaşıma minimum harcayacağımız güzel plan yapmıştık. Bir 15 günlük falan bir seyahatti sanırım. Türkiye'de başlayacak. Neyse sonra ben Türkiye'ye döndüm. O sırada okuldan haber geldi. Dediler ki canım biz size hibe veremiyoruz. Para çıkışmadı dediler. Ve bize hibe veremeyeceklerini söylediler. Ama biz işte annemle hallettik. Şöyle yaparız, böyle yaparız falan, böyle ayarlarız falan diye. Ben artık ikinci dönem hibe çıkmadığı halde, kötü bir haber olmasına rağmen, geri gitmeye karar verdim. Döndüm Türkiye'ye, çok hızlı bir şekilde vizelerimi hallettim. Amerika'dan arkadaşım geldi. Onunla beraber böyle bir Eskişehir havası, bir Ankara havası diye böyle şöyle bir İç Anadolu'muzun havasını soluttuktan sonra hafif bir İstanbul turu attık ve oradan Roma'ya geçtik. Roma'da çok güzel. Yani buraları zaten çok anlatmaya gerek yok. Gene turist aktiviteleri falan yaptık. Sağa sola gezdik, pizza yedik falan filan, güzeldi. Daha sonra Barcelona'ya geçtik. Benim kuzenim yaşıyordu orada. Onda kaldık. Barcelona'yı gezdim bir goy diye böyle tekrardan aşık falan oldum. Aman Allah'ım, gerçekten o zamana kadar filmlerdekinden bile daha güzel olarak tanımlayacağım sanırım ilk şehir Barcelona'ydı. Çünkü genel olarak gördüğünüz şehirlerin gerçek deki hallerinin hiç de o fotoğraflardaki gibi olmadığını fark ediyorsunuz böyle. Yani o zamana kadar o şekilde ilerlemişti ama Barcelona gerçekten harikaydı. Çok güzel bir şehirdi. Tekrar gitmek isterim oraya. Ne sonra Prag'a gittik. Zaten Prag son durağımızdı. Ben orada Hayriye Hanım'la tekrardan buluşacaktım ve esas tatilimiz başlayacaktı. Amerika'da şimdi Amerika'ya geri dönecektik. Bir oh çektim artık. Ben sevmiyorum ya. Bir insanı ben gezdirince çok rahatsız oluyormuşum. Bunu fark ettim. Soru moru soruyor ya böyle bana. Bir şeyler anlatmam, tanıtmam falan geliyor ki daral geliyor. Beni ellemesinler, bıraksana ben tek başıma takılayım istiyordum. O yüzden böyle bir sıkılmıştım böyle. Avrupa'ya gelince sanki bütün Avrupa benimmişçesine her şey bana sordu. Her şey benim planlamam gerektiği için böyle bir daral geçirmiştim. En sonunda gitti böyle öf çekil be senle uğraşacağım da içimden minik bir çirkev çıkmıştı zaten son günlere doğru. Hayriye Hanım'a dedik ki hadi bebeğim ikinci balayımız için hemen trene atlayalım ve Budapeşte'ye doğru yola çıkalım. 2-3 günlük bir Budapeşte seyahati planladık. Prag'dan Budapeşte'ye geçtik ve orada Couchsurfing'den bir arkadaşın evinde kalacaktık. Kalacaktık değil, kaldık. Şimdi Couchsurfing'i bilmiyorsanız onu şimdi anlatmayayım. Reklam olmuş gibi olmasın da işte. Bildiğin öğrencilerin bedava konaklama sistemi benim bütün öğrencilik hayatımda gezerkenki finansmanım oldu gibi bir şey aslında. Orada böyle Couchsurfing'den bir tane çocuğun evine kaldık böyle. Çocuk çok ilginç birisi mesela. Yogi, vegan, gay, lesbiyen, Budist, satanist, böyle tüm süper güçleri tek bünyede barındıran çok ilginç bir kişilikti. Kendi de anlamlandıramadı. Zaten böyle konuşmalar falan yapmıştık. Gay miyim, değil miyim bilmiyorum. Yoksa hetero muyum? Budist miyim? Emin değilim. Ah, kim neye aitim ben ya da ait miyim diye böyle ya acayip kafalarda, eğlenceli, kendini has münasır bir arkadaşın evinde kaldık. Ama çok güzel ki hemen bu arkadaşlarının üstüne çöktük. Çünkü biz bir akşam biz parti yapacağız siz de gelseniz de tatlıştır kızları dedi. Çünkü biz evine giderken hediye götürmüştük. Böyle kibarlık yapmıştık. O çirkef yüzümüzü henüz göstermemiştik. Siz de gelin arkadaşlarımla tanıştırayım sizi o zaman falan dedi. Arkadaşlarla tanışmaya gittik. Öyle güzel bir arkadaş grubu vardı ki böyle müzisyenlerden falan oluşan konserler falan yapıyorlardı. Biz direkt böyle yaşasın ne kadar da eğlenceli sanat dolu hepsi de partiliyor falan diye böyle bayağı mutlu olup onların böyle arkadaş grubuyla takılmaya başladık. Hatta oradaki 3-4 günümüzü full bu arkadaş grubuyla geçirdik. Hatta böyle yakın arkadaş olduk. Bunlar bizi tekrardan davet ettiler geri gelin falan diye. Onun dışında işte gündüzleri çıkıyorduk Hayriye Hanım'la. Budapeşte nasıl ucuz, nasıl güzel bir de. Güzel restoranlarda yemeğe paramız falan yetiyor. Çok saçma böyle sanki fast food fiyatına böyle güzel restoranda şaraplı menüler falan var böyle. Sokakları inanılmaz güzel, kayboluyoruz. Nerede olduğumuza dair hiçbir fikrimiz yok. Günde böyle 10-12 saat yürüyoruz. Deli gibi yoruluyoruz ama inanılmaz eğleniyorduk. Gerçekten çok güzel bir tatildi. Çok da hızlı geçti zaten kısaydı yani 4 gün 5 günle kaldık sanırım. Onun sonunda da işte dönüp böyle bitirme ödevlerimiz falan vermemiz gerekiyordu. Esas büyük tatile girmeden önce okul. Neyse işte biz o Budapeşte tatilinde Hayriye Hanım ve Aliciza Bey olarak nikah tazeledik, çocuklardan uzak kaldık, şöyle bir kafa dinledik falan. Ya dedik Budapeşte en iyisiymiş ya biz buraya gene geliriz falan diye arkadaşlarımız da davet etmişti. Daha uzun bir plan yaparaktan atladık trenimize, evimize, yuvamıza, zilinimize geri döndük. Tabii de döndük ama nasıl mutsuz böyle üf burası da ne ezik. Güzel bir şey gördük ya böyle şey oluyor. Olmuyor yani. Yemedi. Birkaç gün böyle bir minik depresyona girdik. Olur ya böyle güzel bir yerden dönünce böyle bir lanet olsun her şeyden tiksiniyorum, iğreniyorum falan modu. Biz de tabii ki de böyle bir moda girdik. 2 saat falan sürdü. Neyse ki çok uzun sürmüyor. Bünyede çok uzun kalmıyor böyle modlar. Neyse o sırada Hayriye Hanım artık Türkiye'ye gitme vakti gelmişti. O Türkiye'ye gitti. Ben işte odada tekim, hasretliyim. Video call falan yapıyoruz. Çok özlediğim, ben de seni özlediğim falan diye paylaşımlar yapıyoruz Facebook'ta. O zaman bütün paylaşımlar Facebook'ta yapılıyordu. Çok uzun zamanlar önceydi çünkü. Hayriye Hanım da gidip benim geçtiğim yollardan geçip aynı eziyetleri çekip vizesini uzatıp ikinci dönem için geri dönmüştü. Artık inanılmaz güzel. Var ya bu daha gerçekten başlangıçmış ikinci dönem. Yani ikinci dönem hazırlıkmış aslında ilk dönem. İnanılmaz güzel bir döneme başlayacaktık ama ikimiz de 5 parasız, burçsuz, pek ne yapacağımızdan emin olmayacak bir şekilde ve aşırı mutluyduk. Bu arada tabii size birazcık drama vermem lazım. Çünkü bu serinin içeriğinde biliyorsunuz ki her zaman minik bir hatta bazen kocaman dramalar da oluyor. Biliyorum sizi de alıştırdım. Onun için şimdi dramasız bırakmayayım diye kaldığım yerden devam edeyim. Geçen bir hikaye başlamıştım ya içine Prenses ve Kanarya vardı. Onu anlatayım hemen. Kanarya şimdi bizim İspanyol çok yakın bir arkadaşımız. Hatta böyle bizim odada falan yaşıyor gibi bir şeydi. Böyle sürekli beraberdik. Niye Kanarya diyorum ondan da bahsedeyim. Bunun bir tane kuşu vardı. Kanaryası gibi bir şey. Muhabbet kuşu muydu? Hatırlamıyorum şimdi. Bir tane kuşu vardı yani. Erasmus'u sen niye hayvan bakıyorsun? Sen kendin yemek bulamazken niye bir de hayvan bakıyorsun? Bunu sorgulamak istemiyorum ama. Sonra bu böyle bizim odaya falan gelirken arada bir kuşunu da getiriyordu. Sonra biz de sorduk kuşun adı ne diye. Pájaro dedi. Pájaro ne demek dedim. Kuş demek dedi. Kuşun adını kuş mu koyduk dedik. Evet dedi. Ama öyle bir evet dedi ki böyle sanki salak mısınız siz? Aslan mı koyacaktım kuşun adını falan der gibi. Sonra böyle biz öyle bir garipseyerek baktık. Çocuğunuz şey dedi. Ne olacak, benim 9 tane kedim var dedi. Onların da işte adı kedi 1, kedi 2, kedi 3, kedi 4, kedi 5, kedi 6. Gülüyorum ama histerik de bir şekilde aynı zamanda. Neden dedik? Kedi çünkü ne koyacaktım ki adını dedi. Böyle o kadar ilginç mantıkla yaşayan bir insandı ki böyle ay çok seviyorum ya Kanaryam benim. Neyse o kuştan dolayı adını Kanarya koydum aslında şimdi. Biliyorsunuz bunun oda arkadaşı şizofren prensesle normalde biz aşk yaşıyorduk, evlenmiştik falan. Ben ülke değiştirip yanına taşınmıştım onun kafasında. Sonra Kanarya bunları duyunca bana kızmıştı. Tuğçe sen hiç bana böyle anlatmadın. Niye işte yalan söylüyorsun işte. Ben arkadaşa zannetmiştim diye benimle konuşmayı kesmişti. İşte drama. İspanyollar seviyor böyle dramayı bir de. Bize benziyorlar bak. Onları da bizim dizilerin çok güzel gideri olur İspanya'da bence onun için. Neyse üzülüyordum tabii Kanarya niye benimle konuşmuyor falan. Hani kızıyordum da bir yandan falan. Gelmiyordu falan artık odaya böyle. Neyse 1-2 hafta geçti. Artık bu şizofren prensesle böyle neredeyse hiç konuşmuyorum falan. Hatta böyle olsa da şey oldu. Çok komik bir an yaşandı. Halloween partisi olmuştu. Biz de işte ben Halloween'da Cadılar Bayramı'nda kostüm falan giyelim dedik Hayriye Hanım'da. Ben de şey oldum. Buzlar Kraliçesi oldum böyle. Bembeyaza boyadım suratımı falan. Minik bir dekorasyon yapıyordum. İğrenç bir şey dönüştü ama buzlar kraliçesi oldum belliydi yani. Soğukluk akıyor her tarafımdan. O dışarı çıktık işte bir tane barda kutlanacaktı. Parti yapılacaktı. Halloween partisi ona gitmeye. O gün de işte prenses palyaço kostümünü giymiş o da mesela. Barda oturuyordum. İçki bekliyordu. Prenses gelip yanıma oturdu. İçki söyledi sonra bana uzattı. Ben de geri uzattım. O bana uzatıyor, ben ona uzatıyorum. İstemiyorum içki falan diyorum. İşte sana aldım ama lütfen kabul et falan diyor. İstemiyorum falan diyorum. Sonra arkadan Hayriye Hanım kahkaha atarak geldi. Ay Tuğçe ne kadar güzel görünüyorsunuz. Hiçbir fikri yok işte palyaçoyla buzlar kraliçesi barda içkinin üstüne kavga ediyorsunuz falan diye böyle bayağı bir gülmüştük daha sonrasında. Neyse anlayacağınız bu işte arada bir geliyor böyle laf atıyor falan konuşmaya çalışıyor ama tam bir ruh hastası olduğu için hani artık diyorum gene yok sağ ol hani hacı gerçekten lütfen benim ruh hastalığım bana yeter seninkine de ihtiyacım yok diyerek ondan fazla konuşmuyorduk. Sonra bir gün Hayriye Hanım'la odada oturuyoruz. Dedikoduya gelin. Kendi dedikodusunu yapacak ruh hastasını neyse. İşte saat sabah böyle 4-4.30 falan olmuş. Biliyorsunuz normal her genç kızın ayakta olduğu saatlerdir bunlar. Oturduk böyle Hayriye Hanım'la 10. tekrarda Silitbang dinleyip kendimizden geçiyoruz. Çok eğleniyoruz falan filan. O sırada böyle işte gürültüler falan geliyor dışarıdan anladık ki Erasmus'un bir takımı işte partiye gitmiş partiden dönüyorlar falan. Sonra işte odanın kapısı açıldı. İçeriye prenses de Kanarya girdi. Ben de böyle baktım ha dedim salak sarhoş herhalde yanlış odaya girdi çünkü tam karşıda kalıyordu bunlardan. Sonra böyle bir Hayriye Hanım'a merhaba falan filan dedi. Kanarya da arkada mal mal bakıyor böyle anlam verememiş. Buna diyor ki hadi diyor çıkalım hani ne yapıyorsun falan filan diyor. Ama orada öyle bir bakışma oldu ki tam Türk dizilerini aratmayacak kadar 45 saniye falan o bana ben ona o ona falan diye böyle birbirimize dönerek böyle yakın çekim bakışmalar yaşadık. Böyle kimse anlamıyor ne olduğunu falan diye. Yani sonra prenses dedi ki Hayriye Hanım sen birazcık dışarı çıkar mısın? Benim Tuğçe'yle konuşmam gerekiyor. Çok önemli şeyler var. Çünkü orada da şey devlet meselelerini konuşacağız böyle ülke falan kurtaracağız yani öyle önemli meseleler var gerizekalı. Benim Silitbang keyfimi falan bölüyor. Niye sinir ediyorsa benim. Gelmiş işte bir şeyler konuşacakmış. Neyse Hayriye Hanım böyle anlamadı çıkayım mı falan dedi. Sen bilirsin dedim yani o kadar umurumda değil. Orada hayattan bezmiş bir gişe memuru kaçtı içime yani o sırada zaten. Neyse bunlar çıktı işte prenses geldi bir şeyler konuşacak. Ben arkamı bile hani doğrusu dönüp bakmadım bile ne oldu dedim yani. Gene ne saçma olacak acaba dedim. Sarhoş kafayla gelmişim bunu mu çekeceğim falan diye üf. Dedi sen dedi kızdın bana dedi ben öyle demedin dedi al sen dedi çocuklarını dedi gel dedi git dedi falan rap yapmaya başladı bir şeyler diyor ama neyin kafasıyla diyor anlamadım önce bir şeyle başladı işte ben sana çok kızgınım işte sen benimle birden konuşmayı kestin hakkımda işte gidip işte böyle diyor şöyle diyor falan demişsin hedebede falan baktım bu böyle bayağı üste çıkıyor beni şey yapmaya gelmiş suçlamaya gelmiş gidip de Kanarya'ya yalan söylüyor dediğim diye. Benim arkadaşlarıma yalancı demişsin benim için. Sen dedim bak dedim ağzına çakarım dedim. Sen Osmanlı tokadı yedin mi? Dedim sinirlendim. Ben böyle konuştukça baktı ben cevap veriyorum. Bir sindi, bir pısırıklaştı, bir içine kaçtı böyle yani çocuk. Oradan yok oldu böyle yavaşça. Sonra burada orada bir şey değiştirip, teknik değiştiripten romantik psikolojik ezgiye geçip böyle ben sana çok aşıktım, korktum aşık olmaktan, acı çekmekten çok üzüm. Dedim sokturma bir aşkasına dedim. Sen kim köpek benim Silitbang keyfimin içine sıçıyorsun. Hani sen kim köpek diyemedim. Who are you dog falan desem böyle çok mantıksız olacağı içinden. Ona yani o şeyi kapsayacak, o umarsızlıkta, o hissiyatı ona yaşatacak şekilde kelimeler seçerekten bunu bir hadi canım çık dışarı de işim gücüm var. İşim gücüm var çünkü orada 11.ye Silitbang dinleyeceğim ben bu işim yani. İşim gücüm var seninle uğraşamayacağım dedim. Ay sen başladı ağlamaya. Tiii. Oradan benim adım buradan çıktı işte şeye. Lakap koydular sonra bana bütün çocukları ağlatıyorsun diye çocuk. Gidip parkta çocukları ağlatıyor. Çünkü her 5'te birkaç tane erkek ağladı, denk geldi bana. Sonra ben ağlatıyor'ya çıktım adım ki bu kendi kendine zaten ağlayacağı varmış yani, ağlamaya gelmiş odaya. Neyse bu ağlamak da çözmüyor. Sonra bu şeyle Aşkın Memnu'daki Nihal'in geliniyle böyle merdivenden düşmesi tadında bir dramaya eşdeğer bir şekilde ağlayarak bizim odadan çıkmış. Tabii çıkıyor Kanarya ile Hayriye Hanım. Koridorda orada birkaç Erasmus daha var işte partiden dönen. Bu gözyaşları içinde Tuğçe beni istemiyor, Tuğçe beni kovdu, Tuğçe beni sevmiyor falan diye böyle Forrest Gump gibi koridorda baştan başa böyle bir koşmuş falan, bir şeyler, bir şovlar yapmış orada, bilmiyorum. Sonra Hayriye Hanım anlattı bana da aynası. İçimin yağları eridi. Sen misin hakkımda dedikodu üreten dış güç, pis mirak, dedikoducular. Neyse. Yani psikoloji bozuktu çocuğun yani, yapacak bir şey yok gerçekten. Bir alkolün de muhtemelen pek faydası olmadı. Neyse bu olay olduktan sonraki gün Kanaryacığım hemen elinde İspanyol omletiyle özürünü falan diledi. Böyle aramızda düzelmiş olduk. Çok güzel bir kapanış yaptık. Daha da güzel aslında. Birinci dönemin bitmesiyle astık. Bu Erasmus'taki çoğu insan recycle olup birçoğu eve falan gidecekti, geri dönecekti. Yeni insanlar gelecekti falan. Bayağı böyle heyecanlı bir dönemdi. Artık biz de böyle ikinci döneme yavaş yavaş hazırdık. Yılbaşı planları yapıyorduk o sırada. Yani yılbaşında ne yapalım, nerede geçiririm, hani ikinci dönem başlamadan bu güzel bir tatil değerlendirelim falan diye. Böyle bayağı güzel bir tatil, bayağı güzel insanların gireceği böyle ikinci dönem bomba gibi geliyordu. Ama tabii ki de bunu bir sonraki bölüme saklayacağım. Çünkü 2 saattir öküz gibi konuştum. Nasıl özlediysem konuşmayı. Kendime şokum artık. Uzattıkça uzattım, uzattıkça uzattım. Neyse, dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım sizi hafif de olsa gülümsetebilmişimdir. Özellikle bu sıkıcı, iğrenç dönemde. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.